أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم seyirciler, Kehf suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kehf kelimesini biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf diyoruz ya, Türkiye'de genellikle Tarsus'ta ziyaret edilen Ashab-ı Kehf mağarası vardır. Zamanla yaşamış yiğitlerimizin sığındığı ve 309 yıl kaldığı bir mağara. Tabii ki orası mıdır onu bilemiyoruz. Genel kanaat Türkiye'de orası olduğu, yoksa Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde Leset Dorman diye Fransızlar öyle bilirler, yedi uyuyanlar diyebilir, bilirler Fransızlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu yedi uyuyanlar veya Ashab-ı Kehf, Kur'an ve onun etrafında gelişen kültüre göre Ashab-ı Kehf, Batı kültürüne göre yedi uyuyanlar diye tarihe geçmiş değerli insanlarımızın hayatı bu surede anlatıldığından Kehf mağara manasına geliyor. Kehf suresi denilmiştir. Mekke'nin son dönemleri, yani sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesine yakın bir dönemde bu sure nazil olmuş. Tabii müminler sıkıntı içerisindeler. Baskılar ve baskınlar ve ekonomik ambargolar uygulanıyor Müslümanlara iman etmeleri nedeniyle. Müslümanlar bedel ödüyorlar. Bedel ödeyenler 1400 yıldır rahmetle anılıyorlar. Öyle bir ortamda Rabbim Kehf suresini indiriyor. Yani mesaj veriyor. Diyor ki, yedi tane yiğit zamanın zalim sultanına boyun eğmediler. Biz Rab olarak Allah'ı kabul etmişiz. Senin Rablığını reddediyoruz. Senin dediklerine değil, Allah'ın dediklerine uyarız demişler. Ve işkence görmemek için de şehri bir gece terk etmişler. Bir mağaraya sığınmışlar. Orada bir uyuyuvermişler. Tam 109 yıl. Güneş takvimine göre 300 yıl, affedersiniz 109 değil 309. Güneş takvimine göre 300 yıl, ay takvimine göre de 309 yıl orada kalıvermişler. Hocam nasıl yaşamışlar? Ya Allah dileyince yaşatıyor. Bu mucizeleri, günümüzde bile mucizeleri devam ediyor Rabbim. İnanacak gibi değil diye bazı televizyonlar, programlar yaparlar ya, dünyanın her tarafında olmuş ama inanılması da mümkün görünmeyen fakat olmuş olaylar vardır. Tıp diyor ki olmaz. Fizik kanunları diyor ki olmaz. Kimyanın kanunları diyor ki olmaz ama olmuş. Olmuş bazı olaylar hala cereyan etmeye devam ediyor. Allah Celle Celaluhu birinci ayet-i kerimesinde Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'allehu eyvecâ. Kuluna kitabı eğrisi olmadan indiren Allah'a hamdolsun. Yani burada kitap tanıtılıyor aslında. Kur'an-ı Kerim. Ama başta kitabı indirdiğinden dolayı Allah'a hamd ediyoruz.
Ne olurdu eğer kitap olmasaydı biz? Ya biz insanlığımızı yitirirdik. Ama hocam Kur'an'dan önce de insanlar insanlığını devam ettiriyordu. Peki ama Kur'an'dan önce de İsa aleyhissalatu vesselamın getirdiği bir dinin bozulmuş olsa bile düzgün tarafları da devam ediyordu. Daha önce Tevrat'ın ne kadar tahrif edilse de doğrulukları devam ediyordu. Yani söylemesi biraz ağır ama Tevrat'a inanmış, İncil'e inanmış insanlar arasında anneyle evlenilemezken, kız kardeşle evlenilemezken, kızıyla evlenemezken bir insan, kitap kabul etmeyen eski İran'ın Zerdüşt dininde kişi annesiyle de evlenebiliyor, kızıyla da evlenebiliyor, kız kardeşiyle de evlenebiliyor, halasıyla, teyzesiyle de evlenebiliyor. Yani kadınla erkek hiç ayrım yapmadan madem arzu etmişlerse evleniyorlar idi. Şu anda Türkiye'de ben din, iman, ahiret, kitap, Allah tanımam diyen insanlarımız var ya, bazı yani 70 milyonda 70 tane çıkar. 70 tane adam da annesiyle evlenemiyor. Neden? İslam'ın kültür etkisi vardır. Çevre etkisi vardır. Hristiyanlıkta Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o hakiki dinin bozulmayan tarafları hala onları tutmaktadır. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevrat'ının bozulmayan, tahrip edilmeyen tarafları insanlık ailesini etkilemiştir. Onun için biz Kur'an'ı peygamberine indiren Allah'a hamd ederek başlıyoruz. Ya Rabbi sana hamdolsun bu kitabı indirmişsin. Hem de öyle bir kitap ki bu kitapta hiçbir eğrilik de yok. Yani baştaki ayetle sondaki ayet birbirine uyumlu. Dünyadaki en gelişmiş ülkelerin kanunlarına bile baksanız, Türkiye'deki kendi kanunlarımıza baksak, efendim bu kanun işte anayasanın şu maddesine aykırı. Hukukçularımız boyuna tartışıyorlar ya, gelip gidiyorlar ya. Peki neyle sonunda karara bağlayalım? Parmakla karara bağlayalım. Yani aykırı mı değil mi? Hadi arkadaşlar parmak kaldıralım. Ölçü parmakla oldu bu sefer de. Ölçü parmak oluyor. Yani yapılacak başka bir şey yok. Burada bunu ben tenkit için söylemiyorum. Vaka böyle. Peki sen de yapsan aynı, öbürü de yapsa aynı. Onun için Rabbimize diyoruz ki ya Rabbi kitabını indirdiğinden dolayı sana hamd senalar olsun. Ve bunun içinde de hiçbiri eğri değil. Dost doğru. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye ahven. Bu Kur'an en doğruya insanları götürür, hidayet eder. Yol gösterir bu Kur'an. Doğruyu gösterir bu Kur'an. Eğrilik yok. Ayetler arasında çelişki yok. Sureler arasında çatışma yok. Kayyimen, dosdoğru. Niçin indirmiş? لِيُنْدِرَ بَأْسًا شَد۪يلًا مِنْ لَدُنْ kendi katından şiddetli bir azabı hatırlatarak insanları uyarmak için Kur'an indirilmiş. Ve yübeşşir el müminîne ellezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecran hasenen. İman edip ameli salih işleyenlere de cenneti müjdelemek, mükafatı müjdelemek üzere bu Kur'an'ı kuluna indiren Allah'a hamdolsun diyoruz. İndirenin Allah olduğunu Celle Celaluhu. İndirilenin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu ki abdihi derken sevgili peygamberimizin de değerini bize anlatıyor. Kulum anlamında kuluna diyor.
Allah'ın kulu olmuş sevgili Peygamberimiz. Burada bir şereftir sevgili Peygamberimize. Onun için biz eşhedü enne Muhammeden abduhu diyoruz. Ayetteki bu kelimeyi tekrarlıyoruz. Allah'ın kulu o. Yani değeri büyük onun. Ve Resulü ayrıca elçisi de diyoruz. Ve eğrilik yok o Kur'an-ı Kerim'de. Kafirleri azapla korkutma. Bak gittiğiniz yer yanlış. Yapmayın, gitmeyin, yanacaksınız. Müminlere de yeriniz cennet, yola devam. İmanınızı kuvvetlendirmeye, amelinizi artırmaya gayret gösterin diye teşvik için indirilmiş Kur'an. Makifine fihi ebeden. Orada ebedi olarak kalıcılar. Müminler cennette ebedi olarak kalacaklardır. Daha ve yundurallezine kalu ittehadallahu velede. Allah kendisine çocuk edinmiştir diyenleri uyarmak üzere bu Kur'an nazil olmuştur. Ya hocam onlar da iman ediyorlar. Ya imanın tarifini Kur'an belirler, sen değil. İhlas suresi lem yelid ve lem yulid diye her gün dünyaya ilan ediyoruz biz. Bu bizim dini ve siyasal sözlerimizin en güçlüsüdür. Dünyaya ilan ediyoruz ve diyoruz ki Allah kendisine oğul edinmemiş, çocuk edinmemiştir. Etmeyin. İsa Allah'ın oğludur demeyin. Kendinize yazık ediyorsunuz. Bundan bizim rahatsızlığımız, siz kendinize rahatsızlık veriyorsunuz. Yakacaksınız kendinizi. Onun için biz üzülüyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum ben? Yani müminin dini tebliğdaki hedefiyle misyonerin yaptığını aynı kabul etmesinler insanlar. Aynı değil. İmamla papazı aynı görmeyin. Papaz insanların günahını affedebilir. İmamın kendisi bile ya Rabbine yalvarıyor. Ya Rabbi beni de affet, bu cemaati de affet diyor. Beraber hepimize vağfu anna, vağfir lena, verhamna diyor duasında. Yani kimsenin affetme yetkisi yok Allah'tan başka. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da affetme yetkisi yok. Ne bir din bizim dinimiz. Ve biz bu insanlara malınızı verin demiyoruz. Namusunuzu verin demiyoruz. Servetinizi verin demiyoruz. Biz iman edin, bütün malınız mülkünüz sizin olsun. Sizin yanmanızı istemiyoruz diyoruz. Onun için tarihimizde sömürge olmamış. Ama günümüzde misyonerlerimiz sömürgecilerin öncü kuvveti olarak görev yaptıklarını hem kendileri hatıratlarında hem de sömürülenler ifade ediyor. Hani Afrikalı biri ne güzel ifade etmiş. Bizim elimizde altın madenleri vardı. Misyonerler geldi, ellerinde yalnız İncil vardı. Bir sene sonra bir de baktık ki İncil bizim elimizde, altın onların elinde. Bundan daha özet bir cümle zor bulunur. Ama biz öyle yapmıyoruz. Hani ecdadımız Balkanlara gitmiş. Balkan ilim adamlarının yaptığı araştırma derler üniversitedeki profesörlerinin. Osmanlı'nın Balkanlara harcadığı, Balkanlardan aldığı verginin 4 katı derler. Allah'a oğul edinenleri uyarmak üzere bu Kur'an'ın indirildiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Hatta diyor ki مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ. Bu konuda da bilgileri yok.
babalarının da bir bilgisi yok diyor Rabbim. Yani İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu konusunda bilgileri yok. Babalarının da bilgisi yoktu. Keburat kelimeten tahrucu min efvahi. Ağızlarından çıkan büyük bir kelimedir bu diyor Rabbim. Hani atalarımız büyük lokma ye ama büyük konuşma derler. İnsanoğlunun konuşabileceği en büyük sözlerden bir tanesi bu. Yani söylenmemesi gereken sözlerden biri bu. Allah kendine oğul edindi. İsa'yı kendine oğul edindi cümlesi sözlerin en büyüğüdür. Ben demiyorum Rabbim. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Şu ağızlarından çıkan büyük bir kelimedir bu diyor Allah Celle Celaluhu. Ve in yegulune illa kelime. Böyle demekle de yalan söylüyorlar diyor. Niye? Velillahi mülkü semavati vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti de, otoritesi de Allah'a ait. 6 milyar insan Allah'a ait. Hazreti Adem'den son insana kadar herkesi o yaratıyor. Ayrıca bunların içerisinden birini oğul edinmesine ne gereği var? Onun Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam o insanların arasından ayrıca seçtiği diğer peygamberler gibi bir peygamberdir. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Sevgili Peygamberimize diyor ki Rabbim, onların inanmamaları, bu söze inanmamaları, yani bu Kur'an'a inanmamaları nedeniyle üzüntüden neredeyse sen kendini helak edeceksin diyor. Yani Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlar ve de bayram ediyorlar. Buna karşılık sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam onlar adına üzüntüsünden kendisini helak edecek. Yani bu insanlar yanacak diyor. Kederinden, üzüntüsünden neredeyse sen kendini helak edeceksin diyor Allah Celle Celaluhu. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Biz yeryüzünü süsledik diyor Rabbim. Bakalım bunların hangisinin ameli daha güzel olacak. İmtihan. İmtihan da öğretmen öğrencisini imtihan ederken ne yazacağını bilmez. Tahmin eder, ayrı bir iş. Rabbim bildiği halde imtihan ediyor. Yani bizim bu dünyada bu güzellikler içerisinde neyi nasıl yapacağımızı o biliyor. Hani pazar yerine rengarenk meyveler ve sebzeler serilmiş, satışa arz edilmiş. Bir adam gidiyor, beğendiği birini veriyor, parasını alıyor. Bu doğruyu yaptı. İkinci bir adam gidiyor, alır mı numarası yapıyor, oradan çantasına indiriveriyor, o da gidiyor. Şimdi ikisinin gözüne göre ikisi, bu elma, bu sebze veya bu meyve şirindir, güzel. Yeşildir, kırmızıdır, rengarenktir. Tadını da o biliyor zaten. Süslü yaratılmış. Ama Rabbim diyor ki, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, çalmayınız. Ticareten anteradun minkum ayetiyle karşılıklı rızaya dayalı ticaretle elde ediniz. Emrini de koymuş.
Şimdi birisi buna uydu. Kaç lira hemşerim? Burası 3 lira. Al 3 lirayı ver malı diyor. İkisi de razı. Kur'an'ın kuralına uydular şimdi. Götürdü. Zaten parayı da helal yollardan kazanmıştı. Çoluğuyla çocuğuyla helalından yiyorlar. Arkasından kurala uymayan geldi. İmtihanı kaybedecek o. O da tuttu, çaldı. Çalınan mal da, alınan mal da mideye uyar. Ama çalınan mal ateş olur. Mahşer yerinde midesini yakar. Helal mal ise iyi işler yapmaya insanı sevk eder ve cennetlik işler yapar. Onun da cennete gitmesine sebep olur. Ve inna leca'iluna ma aleyha sa'iden curuza. Yeryüzünü nasıl ki güzel yarattık, süsledik. Biz o yeryüzünü bir gün kupkuru toprak haline de biz getiririz diyor Allah Celle Celaluhu. Bahar mevsiminde her tarafa yemyeşil halılarını seriyor Rabbim. Tabii halıların üstünde desenli lale çiçekleri, meyve, sümbül çiçekleri, papatyalar, zambaklar, yasemenler ve bin bir çeşit rengarenk, elvan elvan çiçeklerle süsleyiveriyor. Derken güz mevsimi gelince sa'iden curza diye ifade ettiği kupkuru toprak haline tekrar o getiriveriyor. Ve geçiyor Ashab-ı Kehf'i anlatmaya. Em hasibte enne ashabel kehfi vel rakimi kânu min âyâtina acaba. Sen o Ashab-ı Kehf'i ve o kitabeyi bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Yani o haber gelmiş, 300 yıl veya 309 yıl orada kaldıralım. Yok ya, Allah Allah, şaşılacak bir iş değil mi? Sen onu şaşılacak bir şey mi zannettin? Ben sana bilgisini vereyim diyor Rabbim. İz evvel fityetu ilel kehfi fekalu rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyik lena min emrina raşeda. Hani o yiğitler mağaraya sığınmışlardı da şöyle de dua etmişlerdi. Mağaraya sığınınca yaptıkları dua: Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyik lena min emrina raşida. Ya Rabbi, sen katından bize bir rahmet ver. Bize merhamet et. Bize acı ya Rabbi. Ve bizim işimizi kolaylaştır. Kurtuluş yolunu bizim için hazırla ya Rabbi. Ve heyyik lena min emrina raşeda. Bizim işimizi doğru olacak şekilde senin rızana uygun, doğrulukla o raşat, hak yol, doğru yol, Rabbe götüren yol, onu sen bize hazırla ya Rabbi. Yani bizim eğilmemize, doğru yoldan sapmamıza müsaade etme. Bu yolları, doğruluk yollarını bizim için hazırla ya Rabbi diye Ashab-ı Kehf Rabbine dua ediyor. Musa Aleyhisselam'ın kendisine iman edenlerle Mısır'dan ayrılışını da Kur'an bize anlatır. Mısır, Nil Vadisi'nin etrafında bereketli topraklarda çeşitli renkte yiyecekler biterken imanları gereği burada, evlerimizde bir elimiz yağda, bir elimiz balda ama Firavun'a kul olarak yaşamaktansa biz çölde Allah'a kul olmayı tercih ederiz
dediler ve hicret ettiler. Tih sahrasına yerleşince damla su yok. Gökyüzünden de damla su inmiyor. Aylar geçiyor da yağmur yağmıyor. Öyle bir vadiye yerleşiyorlar. Rabbim kendisi için samimi olarak hicret edenleri tarih boyunca hiç mahrum bırakmamış. Ayetin ifadesine göre asanı taşa vur demiş Rabbim. Taşa vurunca fenfecerat min hüsnete aşrate ayna. 12 yerinden su fışkırıvermiş. Ve onların üzerine bıldırcın kuşlarını sevk etmiş. Kudret halbası indirmiş. Çölde dünyanın hiçbir yerinde çıkmayacak tatlılıkta suyu ve bıldırcın kuşları ve kudret helvasıyla da o müminleri Rabbim beslemiştir. Biz krala kul olmayız, Allah'a kul oluruz diyen bu yiğitler ordusunu da Allah Celle Celaluhu bir mağarada 309 yıl, ay takvimine göre 309, güneş takvimine göre 300 yıl hayatlarını devam ettirivermiş. Şimdi burada yiğit kelimesi diye tercüme ettiğimiz fitye kelimesi. Bu bir de hani fitye vardır. Karşılığı bir suçun karşılığında ödenen para fitye. O dal harfiyle bu T harfiyledir. İkisi birbirine farklı. Fitye. Buna Türkçe'de fütüvvet kelimesini kullanırız. Bu kelimeden türemiş. Yani tarihimizde fütüvvet teşkilatı var. İslam'a gönül vermiş, haramdan uzak duran, ticaret yapan, yeri geldiğinde ülkesini, dinini, imanını savunmak üzere de eğitimli gençlere, o bir bugünkü ifadeyle sivil toplum kuruluşu dediğimiz fütüvvet teşkilatı. Aynı kelime. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim Ashab-ı Kehf'e feta kelimesini kullanmış, fütüvvet kelimesini. Hazreti İbrahim'e kullanmış, putları yıkan Hazreti İbrahim için kullanmış bu kelimeyi. Dünyanın en güzel kadını gel dediğinde Allah'a sığınırım diyen Yusuf Aleyhisselam için kullanmış bu kelimeyi Rabbim. Bir de Musa Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasında ona yardım eden zat içinde kullanmış. Yani peygambere hizmet eden o yiğit içinde bu yiğit kelimesini kullanmışlar. Peygambere ve peygamber yolunda olanlarla beraber olalım, yiğit olabilmek için. Allah'a kul olalım, kula kul olmayalım yiğit olabilmek için. Nefsimizin istekleri haram olduğu takdirde Allah'a sığınırım diyebilen Yusuf Aleyhisselam gibi olursak yiğit, Rabbimin tarif ettiği yiğitler arasına gireriz. İbrahim Aleyhisselam gibi yolu ateşe bile uğrasa Nemrud'a kul olmam, Allah'a kul olurum diyebilen İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan yürümeye devam edelim ki Allah Celle Celaluhu cennetinde bizi onlarla beraber komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.